Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık petrol rengi güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizlerle bitirdiğim bir oyamı paylaşacağım. Oyam çok güzel, çok iddialı, benim çok beğenerek yaptığım bir oya ama çok da emekli. Hemen oyamı göstermek istiyorum size. Hemen yazmamı açıyorum. Tek renk, aynı yazmanın kendi renginden bir Model düşündüm ben kenarına. Şöyle göstereyim. Ya model çok güzel. Bence bu renkle bu yazmaya çok güzel oldu diye düşünüyorum. Ama beni çok uğraştırdı. Ee, şöyle söyleyeyim size. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Modelin beni uğraştıracağını, biraz emek istediğini biliyordum. Ama özellikle ütü konusunda. E, gerçekten hepsini teker teker elimle düzelterek ütüledim. E, bu nedenle. Hani ben e, emek veririm. Ben kendim için yapıyorum. Ben severek yapıyorum diyen arkadaşların kaçırmasını kesinlikle istemediğim bir model. E, bu yaz yazmamın markası Cenk arkadaşlar. Düz renk yazmamın markası Cenk. bu yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Daha önce de videolarda birkaç defa kullandığım bir yazmaydı. Siz de bu modeli yapmak isterseniz eğer yazmanızın kenarını ikişer zincir çekerek tığlayın. Daha sonra YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1723 yazdığınızda benim bu modeli anlattığım videoma ulaşabilirsiniz ikişer zincirle tığlanmış yazmanızın kenarına benim videoda anlattığım şekilde yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. İnşallah siz de denersiniz. Çok hoşuma gitti benim ama hani tek sıra oya diyoruz ya. Tek sıra oya dediğimizde sanki çok kolay çok basitmiş gibi düşünüyoruz. Ama bu oya gerçekten çok güzel oldu. Hem çok göz doldurdu bence. Hem çok sade çok güzel. Hem de ben ben zaten kendim daha çok tek renk tek sıra oyaları seviyorum. Ama bu da bir başka türlü oldu. Bence çok güzel gösterişli de bir model. E, yapmak isterseniz mutlaka örnek mendilinizi ekleyin. Çünkü daha sonra videoların içinde bulmanız biraz zor olabilir. Örnek mendilinizi eğer eklerseniz elinizin altında olsun bence. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bence çok güzel oldu. E, bu renkle güzel oldu. Ben daha önce de böyle koyu yeşil üzerinde bunun videosunu çekmiştim. E, ama bence bu örnek bütün renklerle harika olacak bir model. E, siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1723 yazdığınızda benim bu Oya'mın videosunu bulabilirsiniz. E, Instagram'da da fotoğrafını paylaşmıştım. Ama ben izleyerek yapmayı daha çok seviyorum. Daha çok tercih ediyorum. E, dediğim gibi iki zincir çekerek tığladım. Tığlama videoma ulaşmak isterseniz benim tığlama ile ilgili sorunum var diyorsanız eğer. Onun için içinde yine YouTube'un arama kısmında Oya'nın 1998'ye yazdığınızda benim tığlama ile ilgili daha önce paylaşmış olduğum e, videomu bulup izleyebilirsiniz. O videom çok fazla arkadaşıma yardımcı oldu diye düşünüyorum. E, bu şekildeydi. Model çok güzel ama dediğim gibi e, biraz yavaş ilerliyor ve e, ütüsü çok çok ütü konusunda çok hassas, çok dikkatli olmak gerekiyor. Hepsini teker teker şu şekilde çekip düzelttim ben. Ondan sonra e, hiç bozmadan ütüyü sürmeden ütü üzerine basarak ütüledim. E, ancak bu sonucu alabildim. Çünkü ütüyü sürerek ütülediğinizde toparlanıp gidebilir ileriye doğru. E, o şekilde olmasını istemediğim için, böyle olmasını istediğim için gerçekten herhalde bir 20-25 dakika falan sırf ütüsüyle uğraşmışımdır. E, oyamı yapmak isterseniz eğer tekrar video numarasını hatırlatmak istiyorum. E, YouTube'un arama kısmına e, Oya'nın 1723 yazdığınızda bu videoyu bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. E, aynı zamanda hem e, şu anda izlediğiniz videonun altına da açıklama kısmına ben e, oyanın yapılış videosunu ekleyeceğim. E, hem de e, yorum kısmına da en başa sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak hemen kısa kısa yoldan ulaşabilirsiniz. E, dediğim gibi ben düz renk yazmamın kenarına bu şekilde yaptım. Ama bu desenli yazmayı yapılmazdı. Tabii ki desenli yazmaya da yapılabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrar. desenli yazmaların kenarında da çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Özellikle tek renk çiçekli desenli yazmalar oluyor. O çiçeğin renginden yazmanın kenarına yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. E, videoda anlattığım şekilde verdiğim sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. E, ben Cenk Marka yazma tercih ettim. Daha kaliteli bir yazma maalesef şu an piyasada yok. Bu nedenle bunu tercih ediyorum. E, özellikle de böyle uzun süre kullanmayı e, planladığım, kıyamadığım modeller olduğunda daha kaliteli olan yazmalara yöneliyor. Ama bu şu demek değil. Yani zaman zaman uygun fiyatlı yazmalardan da kullanıyorum. Özellikle sipariş yaptığımda fiyatı etkiliyor çünkü. Sizde eğer sipariş yapıyorsanız arkadaşlar, siparişlerinizde her fiyattan, her türden yazma kullanmanın daha doğru olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Şimdiden şöyle göstereyim, yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Aslında yazmanın ve ipin rengi birbirine daha yakın ama bu videoda yazma farklı bir mavi gibi çıktı. Sanki ipi biraz daha değişik çıktı rengi. İnşallah Instagram'da tam rengini yakaladığım bir fotoğrafını sizinle paylaşabilirim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah yaparsınız denersiniz ha köşeler konusunda da bilgi vereyim arkadaşlar bazı arkadaşlarım diyor ki ille de köşede bir model olsun köşeden bir e, örnek çiçek rast gelsin diyor ama ben büyük modellerde köşeden çiçek gelmesinden yana değilim açıkçası köşeye gelen çiçek bir süre sonra e, sarkıyor aşağıya doğru onun yerine bu şekilde iki tane bulunmasını daha doğru buluyorum açıkçası bu yazmada da mesela burada bu şekilde rast geldi burası değil ama mesela şurayı göstereyim size. Burada da şu şekilde yaptım ben. Şurada bitmişti. Hemen ilk başlarken çiçekle başladım. Bu genellikle bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ama ille de köşeden çiçek gelsin diyen arkadaşlar için de özellikle iri çiçeklerde sarkma yapabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu tekrar bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık diyelim. Yapacak olan herkesin şimdiden herkes yapsın güzel günlerde kullansın diyelim. Özellikle benim gibi sadelikten yanaysanız bu model harika oldu. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Siyah yazmanın kenarında siyah iple muhteşem olacağımı düşünüyorum. E şimdiden herkese kolay gelsin denemek isteyenlere son kez video numaramı söyleyeyim. YouTube'un arama kısmına boyanın 1723 yazarak videoyu bulup yapabilirsiniz. Aynen videodaki sayılarla yaptım. Şimdiden herkese kolay gelsin.